Hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmak olarak ana hatlarıyla ifade edilmiştir. Tabii ki anayasada yer alan bu düzenlemeler ve avukatlık kanununda var olan bu düzenlemeler değişik tarihlerde pek çok kez farklı tarihlerde değişikliğe uğramıştır. Tabii bu düzenlemeyi hepinizin malum olduğu üzere niçin yaptık? Niçin böylesi bir düzenlemeyi meclis gündemine getirdik? Herkesin kafasında bu soru yer almaktadır. Öncelikle baroların anayasada ve yasada belirtilen bu görevleri dikkate alındığı zaman bu ihtiyaçları günümüz koşullarında karşılayamadıkları ve hakkıyla yerine getirmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. İkinci olarak özellikle son 20 yıllık süre zarfında hızla artan avukat sayısı, artan bu avukat sayısının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğunlaşmış olması, barolar ile meslek üyeleri arasında rabıtanın maalesef tamamen kopmasına neden olmuştur. Kanunun, yani 1136 sayılı kanunun 1960'da yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 10 bin civarında olan avukat sayısı arada geçen süre zarfında tam 13 kez artmak suretiyle 130 binleri aşmış bulunmaktadır. Ve artan bu avukat sayısı özellikle İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini ve İzmir'de 10 bin rakamını zorlamaktadır. Artan bu sayı nedeniyle başta avukat stajyerlerinin mesleğe hazırlanması ve eğitim konusunda baroların görevlerini gerektiği gibi yerine getirememelerine, avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedürel bir işleme dönüşmesine neden olmuştur. Avukatların yine mesleğe kabulünden sonra baroların gelişen hukuki konularda avukat meslektaşlarımızı meslek içi eğitimle onları gelişen hukuki konulara hazırlayamadıkları görülmüştür. Tabii özellikle bu durumun biraz önce bahsettiğim üzere İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında böylesi bir durumun söz konusu olduğunun da altını çizmek gerekir. Artan bu sayı baroların demokratik temsilini de maalesef tamamen ortadan kaldırılmıştır. Avukatların seçimlerde sandıktan uzaklaşmalarına neden olmuştur. Baro ile irtibatlarını koparmıştır. Bu kopuş barolar ve barolar birliğinde demokratik temsile büyük zarar vermiştir. İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün %40-45 oranında azalmış olması ve toplam avukatların ilgili barolarda yaklaşık %20'sinin oyunu almak suretiyle baro başkanının, baro yönetim kurulu üyelerinin ve üst birlik olan barolar birliği delegasyonunun sadece bu %20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu antidemokratik durum baroları anayasa ve yasada yer alan görevleriyle uğraşmak, avukatların sorunlarının çözümüne odaklanmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak, Türkiye'nin uluslararası alanda bir hukuk ihtilaflarının çözümü merkezi haline getirmek yerine dar alanda kısa çekişmelerle, çatışmalarla siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Tüm bu nedenlerle avukatların meslek yapılanması olan barolarda reform yapmak gereği hasıl olmuştur. Bu reformu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık. AK Parti hükümetlerinden önce diğer siyasi partilerin gündeme getirdiği anayasal ve yasal reformların amaç, hedef ve gerekçelerini inceledik. Ülkemizde baroların çalışması, görevleri, faaliyetleriyle ilgili değişik sivil toplum kuruluşlarının ve Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlamış olduğu raporları ele aldık. Bunları değerlendirdik. Yine AK Parti olarak bugüne kadar gündeme getirmiş olduğumuz ve teklif haline dönüştürdüğümüz, ancak yasama gündeminin yoğunluğu sebebiyle yasalaştıramadığımız önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. Bunun yanında barolar başta olmak üzere konuyla ilgili hukuk sivil toplum kuruluşları, hukuk dernekleri,
hukukla ilgili akademik çalışma yapan, barolarla ilgili çalışma yapan akademisyenler ve doğrudan teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Tüm bu değerlendirmeleri topladıktan sonra hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi gruplar olarak hazırlamış olduğumuz avukatlık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 28 maddeden oluşan kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza sevk ettik. Kanun teklifimizi ana başlıklarıyla özetleyecek olursak ne getiriyoruz? Bunları 4 ana başlıkta özetleyebiliriz. Bir tanesi baroların kuruluşluğuyla ilgili bahsettiğimiz üzere üye sayısı hızla artan ve üye baro ilişkisinin tamamen ortadan kalktığı İstanbul, Ankara ve İzmir. Tabii gelecekte de bu artışa bağlı olarak diğer illerdeki durumu da dikkate alarak üye sayısı 5000'den fazla olan barolarda 2000 tane avukat bir araya gelmek suretiyle ikinci bir baro veya üçüncü bir baro veya dördüncü bir baro kurabilsin. Buna ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Tabii 2000 sayısını çok önemsiyoruz. Şu an itibariyle 2000 avukatın bir araya gelerek kuracağı baro Türkiye'de 72 ilde var olan barodan daha büyük bir baro anlamına geliyor. Yani 2000 çok önemli bir sayı. Bunun sadece ideolojiyle, siyasetle olamayacağı, avukat meslektaşların ortak çıkarları, menfaatleri dikkate alınarak anayasada ve yasada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bir araya gelebilecekleri hatırda tutulması gerekmektedir. Tabii sadece baroların kuruluşuyla ilgili düzenlemeler değil. Aynı zamanda biraz önce artan bu avukat sayısının özellikle 3 büyük ilde delegasyonun antidemokratik bir şekilde belirlenmesine de neden olduğu dikkate alınarak Barolar Birliği delegasyonunda Anadolu, Trakya, 3 büyük burada temsilde adalet, yönetimde istikrar anlayışıyla yeni bir düzenleme getiriyoruz. Ve getirdiğimiz düzenlemeyle her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek. Düzenlememiz bu şekilde. Tabii üye sayısı çok olan illerde biraz önce bahsettiğimiz 5000 kriterini dikkate alarak her 5000'de bir büyük barolara Barolar Birliği'nde delegasyonda temsil imkanı sağlıyoruz. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için baro organlarının seçimini 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası inşallah bu yasa yürürlüğe girmekle 2020 yılının Ekim ayında bütün barolar kendi genel kurullarını yapmak suretiyle akabinde Türkiye Barolar Birliği organlarının seçiminin ise 4 yılda bir Aralık ayı içerisinde yapılmasına ilişkin getirdiğimiz bu düzenleme çerçevesinde de 2020 yılının Aralık ayında Barolar Birliği Genel Kurulu'nda yapılması öngörülmektedir. Tabii yapılan bu düzenleme başta CMK, Adli Yardım, Çocuk Hakları ve diğer bazı kurul ve komisyonlarda da bütün baroların adil, demokratik bir şekilde temsili içinde düzenlemeler içermektedir. Bir ilde birden fazla baronun kurulamasına imkan tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesiyle adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yine bu kanun çerçevesinde çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde belirlenecektir. Ve tabii bunun yanında dünden bugüne yaşam tarzı inancı sebebiyle ayrımcılığa tabi tutulan avukatların bu ayrımcılıkla karşı karşıya kalmamaları ile ilgili yine avukatlık kanununun 49. maddesinde bir düzenleme sevk ettik. Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmamaları için avukatların resmi kıyafeti olarak cübbenin olacağını bu kanunda belirttik. Yine özellikle son dönemde genç avukatların mesleğe girişiyle beraber baro aidatlarının genç meslektaşlarla ilgili, genç avukatlarla ilgili mesleğinin ilk 5 yılında ilgili oda, ilgili baro keseneğinin %50'si oranında
kesenek yani aidat ödenmesi düzenlemesini getiriyoruz. Ve yine özellikle yargı mensubu olan avukatların yargılandıkları davalar ağır cezada görüldüğünden bahisle istinafta kesinleşmesini ortadan kaldırarak yüksek yargıya yargıtay incelemesine yargı yolunu açıyoruz. Genel çerçevesini sizlerle paylaştığımız avukatlık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunumuzun ülkemize, hukuk camiamıza ve barolara, avukatlık camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Teklifi hazırlayan AK Parti grubumuza ve grup başkan vekillerimize, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna ve grup başkan vekillerine, hukukçu milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasında ve geliştirilmesinde, olgunlaştırılmasında görüş, düşünce ve önerileriyle katkı sunan hukuk STK'larına, barolara, akademisyenlere ve avukatlara teşekkür ediyor. Yeni teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizlere de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Efendim, muhalefetin bazı eleştirileri vardı. Evet. Çoklu baronun bir siyasallaşmaya yol açacağını, direkt yargı olan güven daha da dalacağına yönelik iddiaları var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çoklu baro sisteminde muhalefetin dile getirdiği gibi işte AK Parti barolar, bazı tabii dünden bugüne Türkiye'deki demokratikleşme çalışmaları ile ilgili attığımız her reform sürekli bu tür siyasallaşma tartışmalarını gündeme getiriyor. Bakınız ben hatırlarım yaklaşık 2000 sonrası dönemde mesleğe girdiğimiz avukatlık yapmaya başladığımız andan itibaren tüm özgürlük, insan hak ve özgürlükleri, demokratikleşme talepleri biz bunu yaparsak efendim hakimler tarzına göre, cübbesine göre, başörtüsüne göre, mini eteğine göre karar verir tartışmalarını getirdiler. Ve maalesef bu ülke insan hakları ve özgürlükleri noktasında sorunlarla boğuşmaya devam etmek zorunda kaldı. Diğer taraftan da demokratikleşme reformlarımız geride kaldı. Artık Türkiye bunları aştı. Artık mahkemeler bildiğiniz üzere hakimler bir karar verirken, bir yargılama yaparken neye bakıyor? Dosya münderecatına bakıyor. Dosyanın içerisinde yer alan bilgi, belge ve delillerle hakimler bağlı. Yine hukuk normlarıyla da hakimler bağlı. Demek oluyor ki hakimlerin tavrı, avukatların tavrı ne yaşam tarzına, ne inanç tercihine, ne de üye oldukları avukatlık barosuna göre değişmemelidir. Türkiye bunları aşmalıdır. Bunları geçmişte önümüze tez olarak getirenler yapılan reformlar karşısında haklı ve doğru ol noktada olmadıklarını görmüştür. Bu noktada da inşallah Türkiye mesleğe odaklanmış, hukukun ve hukukçu kalitesini artırmaya dönük yeni barolarla olması gerektiği gibi anayasa ve yasada yer alan usul ve esaslarla çalışan, daha etkin faaliyet gösteren barolarla kavuşmuş olacak. Öncelikle tabii burası milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Burada milli iradenin tecelligahında yapılacak bir yasal düzenleme ile ilgili elbette bütün konunun tarafları görüşlerini sunar. Barolar, hukuk STK'ları, avukatlar, vatandaşlarımız, geçmişte bu benzeri raporlar hazırlayan sivil toplum kuruluşları, herkesin görüşü toparlanır, en nihayetinde karar verilir. Bakınız şu anda Türkiye'de biraz önce de ifade ettiğim gibi 130 bin aşmış bir avukat camiası var. 130 binden fazla avukatın bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Acaba yürüyen barolar kaç kişi geldi? Belki de 130 kişilerdi, biz de onları izledik. Elbette onların yapmış olduğu bu faaliyetleri ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü konusunda bir hak olarak bu taleplerini kamuoyuna paylaşacaklar. Ancak biz inanın bildiğiniz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkiye Barolar Birliği üyeleri, temsilcileri, yönetimi ve Türkiye'de barolardan müteşekkil 30 kişilik ekip geldi. Onları da dinledik. İnanın onların bu ziyareti çerçevesinde
yapmış oldukları öneri, teklif ve değerlendirmeler bağlamında bu paketin zenginleşmesi de söz konusu oldu. Elbette ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü olacak. Ancak bunların tamamı toparlandıktan sonra bizler parlamentoda milli iradenin temsilciler olarak, tüm siyasi parti grupları olarak milletten aldığımız yetkiyle bu noktada kararı vereceğiz. İnşallah bu kararda milletimiz adına 83 milyonun menfaatine, hukuk camiasının kalitesinin artırılmasına ve avukatların sorunlarının çözümüne inşallah katkı sağlayacaktır. Efendim, bu Ekim ayında yapılması beklenen Barolar Birliği seçimi şimdi yapılmayacak mı? 4 yılda bir mi yapılacak? Barolar Birliği seçimleri zaten baroların seçiminin akabinde, çift yılların akabinde tek yıllarda 4 yılda bir olmak şartıyla Mayıs ayında yapılmaktaydı. Şimdi bunu artık bir düzene getiriyoruz. Çünkü tek yılda ve çift yıllarda baroların genel kurullarının yapılması bazı handikaplara neden oluyor. Çünkü bazı barolarda üyeler yeni seçilmiş, bazı eski seçilmiş üyeler barolar birliğini belirliyordu. Bunları hem seçimlerin bir şekilde manipüle edilmemesi hem de demokratik bir temsilin sağlanması noktasında çift yılların Ekim ayında barolar genel kurullarını yapacak ve akabinde de Aralık ayında da seçim yapan bu baroların gönderdiği delegelerle barolar birliği yönetimi belirlenecek. Cahit Bey seçim oldu. Aynı yıl olacak. Yani evet. Evet. Yani bu durumda da Aralık ayı içerisinde barolar birliği de bu kanun çerçevesinde seçimlerini yapacak. Muhalefetten size yazılı bir metin geldi mi? İkincisi de komisyon aşamasında muhalefetin önerileri olursa dikkate alırız. Tabii bildiğiniz üzere bugüne kadar ne kadar tartışmalı yasa olursa olsun parlamentoya geldikten sonra komisyonlarda ve genel kurulda değişik siyasi partilerle müzakere etmek suretiyle pek çok kez değişikliğe uğrayabiliyor. Biz de bütün o demokratik katılım çerçevesinde değişik siyasi parti gruplarını da bildiğiniz üzere ziyaret ettik. Onların görüşlerini de aldık, not ettik ve o çerçevede de paketin zenginleşmesini sağladık. Ha, baroların kuruluşuyla, efendim Türkiye Barolar Birliği delegasyonuyla ve yine biraz önce bahsettiğim değişik kurulların CMK, Adli Yardım, Çocuk Hakları ve il hakem heyetlerindeki o değişik noktalardaki avukatların ve baroların temsiliyle ilgili düzenlemeleri de beraber onların görüşlerini de alarak şöyle bir gözden geçirdik. Tetkikleri yaptık. Onun için farklı görüşler olacak ise ve bu da kanunun kalitesinin artmasına, zenginleşmesine ve daha da efendim hukuk camiamızın ihtiyaçlarını karşılar niteliğe gelmesine katkı sağlayacak bütün görüş, düşünce ve önerilere de her zaman açığız tabii ki. Tabii şu anda parlamento gündeminde sadece avukatlık kanunu değil, bunun yanında bildiğiniz üzere yaklaşık şu anda komisyonlarda görüşülen ve görüşülmekte olan 5 tane yasa var. Bu yasaların da önümüzdeki takvim içerisinde meclis çalışmalarına iç düzlük çerçevesinde ara vermeden önce gündeme alarak sadece avukatlık kanunu değil diğer kanunları da görüşüp inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Cahit Bey, evet. Ayrımcılığa tabi tutulmamak adına dediniz. 49. maddede resmi kıyafet cübbe olacak. Bunu açar mısınız? Ne getiriyorsunuz? Şimdi 49. madde malum olduğu üzere cübbe zorunluluğunu getiriyor. Ancak buna mukabil bir kılık tanımı yapılırken bu noktada da daha evvel Barolar Birliği'nin ve baroların hazırlamış olduğu bazı yönetmelikler vardı. Ve bu yönetmelikler çerçevesinde geçmişte maalesef avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tarzı tercihi nedeniyle bazen hakimlerin, savcıların, bazen de baroların linçine tabi tutuluyordu. Ve özellikle de bunun mağduru kadın avukatlar oluyordu. İşte biz dedik ki dünyada evrensel anlamda var olan düzenleme neyse ve demokratik anlamda bize katkı sağlayacak neyse, insan hak ve özgürlükleri, mesleki haklar neyi gerektiriyorsa biz de bunu yapalım. Ne yapıyoruz? Cübbeyi giydiği zaman cübbenin altında ne var ne yok, ne giymiş, bu kimi ilgilendirir? Kimseyi. Onun için cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık kıyafetleriyle ekstra farklı yaşam tarzını, düşüncesini, dünya görüşünü, inancını tehdit eder tarzda buna benzer artık teklifler
buna benzer baskılar artık olmasın anlayışıyla cübbeyi zorunlu kılıyoruz. Bunun dışında da bir zorunluluk, bir kıyafet zorunluluğu getirmiyoruz. Bunları engelliyoruz. Efendim CMK avukatlığı için temsil mi önemli olacak yasada? Nasıl olacak? Şimdi tabii CMK avukatlığı ile ilgili hiç kimse endişe etmesin. Bakınız ben de özellikle İstanbul Barosu'nda Fatih bölgesinde vaktiyle seçimle gelirdi. Bölge bölge CMK atamaları, görevlendirmeleri bölge bölge yapılırdı. Ve her bölge oradaki temsilcisini seçimle getirirdi. Biz de seçimle gelmiştik. Ve daha sonraki dönemde hani özgürlük, demokrasi, yürüyüş yapsın herkes. Ama bugün sokaklarda hak ve özgürlük arayanlar tamam arasın ama geçmişte bu bölgeleri ortadan kaldırmışlardı. Bunu çok iyi bilirler. İstanbul Barosu Başkanı bunu çok iyi bilir. Ve o bölgeler tasfiye edilmek suretiyle hem oradaki hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin avukatların özellikle ifade ve sorgu aşamasında müvekkillerinin sanık haklarının mağduriyetini ortadan kaldırmak için yaptıkları istişare çalışmalarını tasfiye etmek için bu bölgeler geçmişte kaldırıldı. Ne oldu? Baro merkezlerine alındı. İyi de baro merkezleri, barolar bu işi yaparken neye göre yapıyor? Objektif kriterlere göre. Bakın şu anda bahsi geçen illerde veya Türkiye'nin 81 ilinde özellikle CMK atamaları ile ilgili Türkiye'de bir sorun yoktur. Bunun altını çizelim. Objektif kriterlere göre CMK atamasında görevlendirme talep eden bütün avukatlara belirli bir tertip ve düzen içerisinde belirli sıraya göre atamalar yapılmaktadır. Onun için baroların CMK atamalarındaki görevi sembolik bir görevdir. Onun için farklı baroların özellikle büyük şehirlerde kurulacak olması burada CMK atamalarında bir farklılığa neden olmayacak. Her avukat CMK görevlendirmesini talep ettiği takdirde gerekli şartları taşıdığı takdirde kendi barosuna bildirecek. Bunlar da çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde yine adaletli ve belirli bir tertip ve düzen içerisinde atamalarının yapılmasına devam edilecek. Efendim siz bu sistemin ardından hep AK Parti barosu, CHP barosu, Yeşiller barosu gibi şeylerden söz ediliyor ya, bunun yargı sistemini de büyük oranda zedeleyeceği, hakkaniyeti zedeleyeceği söyleniyor. Siz böyle bir kaygı hiç taşımıyor musunuz? En ufak bir şüphe yok mu sizde? Öncelikle şunun altını çizelim. Hani hiçbir şey, bazı gerçekleri kimse bilmiyormuş gibi hareket etmesine gerek yok. Şimdi soruyorum. Acaba bugün İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere baro başkanları siyaset yaparken onların bu siyasi tavırları yargıyla ilgili münasebetlerinde bir olumsuzluğa neden olmuyor mu? Efendim bu yeni barolar olacaksa bunlarda da oluyor olması lazım. Çünkü netice itibariyle siyasi tavrı net olan, ki ben bu basın toplantısında özellikle bahsi geçen baroların inanç özgürlüğünden medeniyet değerlerimize ve özellikle farklı tartışmalı konularda Türkiye'nin maalesef doğrudan ve sadece siyasetinin gündemine giren konularda görüş beyan ediyor olmaları açıkçası bence yargı baro ilişkisini en çok zedeleyen hadiselerdir. Bakınız ne dedik? 2000 avukat bir araya gelmek suretiyle baro kurabilecek. Tekrar söylüyorum. 2000 avukat bir araya gelmek suretiyle baro kurabilecek. Bu ne demek? Türkiye'de an itibariyle 72 barodan büyük bir baro olacak. Soruyorum, 2000 kişi acaba siyaset için mi gelir? Yoksa bir mesleki kaygı ile mi gelir? Bakınız şu anda eğer İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında %40-45 oranında avukatlar sandığa dahi gitmiyorsa, sadece baroyla ilişkileri faaliyet belgesi almak, disiplin soruşturması muhatabı olmak ve yargılanmak, onun dışında da hiçbir amaç için barolara gitmiyorsa acaba bir avukat için baro ne anlama gelmektedir? Şimdi kurulacak barolar inşallah özellikle stajın ilk gününden itibaren göz göze genç avukatlarla, stajyerlerle onların eğitimiyle ilgilenecek. Onlara gerekli donanıma sahip olarak mesleğe kabulünü sağlayacak. Mesleğe kabulle de bitmiyor. Aynı zamanda akabinde meslek hayatları boyunca gelişen hukuki konularda gerekli meslek içi eğitimi onlara ulaştırmak suretiyle donanımlarını meslek hayatları boyunca zinde tutmak. Düşünün, bugün genç avukatlar, bırakınız dünyadaki farklı hukuk sistemlerini tanımak, kendi ülkemizin hukuk sistemini tanımaktan uzak,
mahkemelerde stajı şekli ve prosedürel olarak yapmaktan başka staj faaliyeti yok. İnanın bundan 50 yıl önce, yani avukatlık kanunu yürürlüğe girdiği tarihlerde avukat olan bir hukukçu ile günümüzde avukat olan genç bir avukatın imkanları dikkate alındığı zaman 50 yıl önce avukat olan bir avukat meslektaşımız bugünden kat be kat fazla daha kaliteli staj geçirebiliyordu. Ancak bugün öyle değil. Bugün neredeyse ayda bazı illerde 200-300 tane dahi yeni avukat giriyor mesleğe. 200 avukatın, 200 genç stajyerin aylık olarak eğitimini nasıl bir baro yapabilir? Düşünün. 50 bin nüfuslu bir şehri düşünün. Oranın belediye başkanı dahi 50 bin üyeli, 50 bin vatandaşın oturduğu şehri tanımayabilir. Şimdi bir baroda pek çok görevlerle donatılmış ve doğrudan mesleki anlamda faaliyetleri yapmak üzere görevleri olan ve her bir avukatın gündelik hayatına etkisi olacak barolar bunu ne kadar yerine getirebilir? 50 bin üye bir baro yönetimi ve baronun teşkilatıyla stajyer, avukat, mesleki eğitim, hukuk kalitesi ve hukuk disiplini noktasında çalışma yürütemedikleri bir vakadır. Belki başında söyledik, ortasında söyledik, sonda bir kez daha söyleyelim. Şu anda Türkiye'de yapmış olduğumuz tespitler, istişareler çerçevesinde %100 neredeyse hukuk camiası Türkiye'de bu noktada bir reformun yapılması gereğini ve zorunluluğunu ifade ediyor. Ancak niçin yapılması gerekir konusunda herkes mutabık iken nasıl bir düzenleme yapılması konusunda farklı görüşler var. Biz de bu görüşlerin hepsini masaya yatırdık, değerlendirdik ve bu kanun teklifini hazırladık. İnşallah bu ihtiyaçları karşılayacağına ve dünya ölçeğinde yaptığımız analizler, mukayesel hukukta baktığımız, yaptığımız değerlendirmeler çerçevesinde hukuk camiamızın ihtiyaç duyduğu bütün ihtiyaç ve gerekleri karşılayacağına yürekten inanıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum.